İstanbul'da yüzlerce kişinin ikamet ettiği bir siteye gidiyoruz şimdi. 22 katlı bloklarda asansörlerin çalışmadığını iddia eden sakinler yan bloklardaki asansörlere çatılardan ulaşıyor. O cambazlık görüntüleri geliyor şimdi ekranlarınıza. Allah sizi kahretsin. Eziyete bakar mısınız şu eziyete? Karadan düşme. Buradan annemle beraber annemi biz iterek kadıncağız korka korka çıktı. Efendim bunu her gün yaşıyor musunuz böyle? Evet yaşıyoruz. Maalesef ki yaşıyoruz. 2019 Türkiye'sinde bunu yaşıyoruz. Eziyete bakar mısınız şu eziyete? Merdivenler yerden metrelerce yükseklikte. Yaşanan mağduriyetinse bir tarifi, bir izahı yok. İşte iddialarına göre asansörü çalışmayan site sakinlerinin her gün yaşadığı vaziyet tam olarak bu. Görüntü sizi yanıltmasın. Merdivenleri kullanıyorlar ama şu anda 22. katın çatısındayız. Yani metrelerce yükseklikteyiz. Bırak bastonlarını kız. Bırak bastonlarını. Bu nasıl rezaletlik? Bu nasıl şey? Beni görmüyorsun. Ben 82 yaşındayım. İddialarına göre asansörler uzun süredir çalışmıyor. 22 kat inip çıkamayan site sakinleri de çareyi asansörü çalışan iki yandaki bloğun çatısına geçmekte buldu. O asansöre de işte bu yöntemle ulaşıyorlar. Buradan doğru çıkıyoruz. Ben A5'te oturuyorum. 8. kattan yukarıya yardım istiyoruz. Tekerlekli sandalyeyle kişilerle taşıyoruz. Buraya çıkartıyoruz. Esenyurt'ta bir site ve 82 yaşındaki Şazimen Dandi tekerlekli sandalyeye mahkum bir hayat yaşıyor. Tam 22 katlı oturduğu blok ve iddialara göre tam 3 yıldır da asansörleri çalışmıyor. Yakınları ise gerçekten inanılmaz bir çözüm buldular. Çatıların üzerinden blok atlatarak hasta annelerini asansöre ulaştırıyorlar. Blok aralarındaki yüksek duvarlara derme çatma yapılan merdivenlerde her gün deyim yerindeyse ölümle dans ediyorlar. Buralara böyle yükseklikler, merdivenler, tahtalar artık ellerine ne geçtiyse koymuşlar ve bu yüksek duvarları tekerlekli sandalyedeki annelerini atlatarak bloklar arası geçiş yapıyorlar. Bir bloğu atladık. Şimdi diğer bloğa doğru gidiyoruz. Bakın burada tekerlekli sandalyelerin izleri de var. Görüyorsunuz burada bir duvar daha var. Şu anda 22 katlı bir bloğun çatı katındayız ve işte bu anne çocuğunu okula götürmek için her gün bu duvarları aşmak zorunda kalıyor çatı üzerinden. Biz burada sürünüyoruz. Site sakinlerini dinledik. Şimdi de mikrofonu site yöneticilerine ve sitenin avukatına uzattık ve onlar da diyor ki bazı bloklarda kasıtlı olarak sabotajlar yapılıyor. Bunları da birçok görüntülerle tespit ettik, kamera görüntüleriyle. Biz bütün borçlarımızı ödememize rağmen diyorlar. Bakıyoruz, adamların bizde icra dosyaları var. Yönetime bir kuruş para ödememişler. Borçlar birikmiş.